Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle İbn-i Mace'nin Sünne bölümünün 9. hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanın tanımı sorulduğunda iman kalbinle tasdik etmen, dilinle ikrar etmen, azalarınla da amel etmendir buyuruyor. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ameli imandan sayıyor. Ayrıca Peygamberimiz bir başka hadisinde de imanın Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanmak şeklinde 6 şartı olduğunu belirtiyor. İmam Süfyan bin Üyeyne, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam İbn Abdülber, İmam Buhari, İmam Acurri, İmam Begavi, İmam İbn Battah, İmam Ebu Ubeyd ve İmam İbn Recep el-Hanbeli gibi önde gelen ehl-i sünnet alimleri de tıpkı az önce Resulullah'ın belirttiği gibi imanın kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla da amel etmek olduğunda ve itaatle artıp masiyetlerle azalacağında icma zikretmişlerdir. İnşallah imanı kalp, dil ve amel olarak 3 parça halinde ele alalım ki daha iyi anlaşılsın. Kalb ile tasdik etmenin delili Hucurat suresinin 14. ayetidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Yani iman henüz kalplerinize girmedi. Bu ayetin nuzul sebebinde Rabbimiz münafık bedevilere imanın henüz kalplerine girmediğini belirterek lafta Müslümanlığı kabul etmediğini belirtmiştir. Yine bir başka delilimiz ise Allah Subhanahu ve Teala'nın Maide suresinin 41. ayetidir. Rabbimiz şöyle buyurur. مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُعْمِنْ قُلُوبُهُمْ Onlar ki ağızlarıyla iman ettik derler, oysa ki kalpleri iman etmemiştir. Bu ayet-i kerime de bir önceki ayet-i kerime gibi imanın sıhhati için kalb ile tasdik etmenin şart olduğunun en büyük delillerindendir. Gelelim dil ile ikrar etmenin delillerine. Rabbimiz Bakara suresinin 136. ayetinde şöyle buyuruyor. قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا Deyin ki biz Allah'a ve bize indirilene iman ettik. Allah bu ayette iman esaslarını kalben tasdik ettikten sonra bir de bunları dil ile ikrar edilmesini bize emrediyor. Yine Rabbimiz Ahkaf suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir yol tutturanlar var ya, işte artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Allah bu ayette tevhidi dil ile ikrar ederek bunun gereklerini istikamet üzere yerine getirenlerin mahzun olmayacaklarını beyan etmektedir. Ayrıca İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ya eyyühen nas, kulu la ilahe illallah" diyor. Yani ey insanlar la ilahe illallah deyin diyor. Görüldüğü üzere Resulullah tevhidi dil ile söylememizi istiyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in müttefakun aleyh olarak rivayet ettikleri bir sayı hadisinde şöyle buyurmuştur. "Umirtu en uqatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. Men kâle la ilahe illallah harma maluhu ve damuhu ve hisabuhu alallah." Yani insanlarla la ilahe illallah diyene kadar savaşmakla emrolundum. Kim la ilahe illallah derse canı ve malı haramdır, hesabı ise Allah'a kalmıştır. Görüldüğü üzere bu hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla kelime-i tevhidi dil ile söyleyene kadar savaşmakla emrolunduğunu söylüyor. Yani Resulullah'a göre la ilahe illallah'ı ağzınızla söylemeseniz sizinle savaşılması lazım. Tabi buradaki la ilahe illallah'tan kastın basit bir cümle değil, tevhidle yaşamak ve tağutu inkar etmek olduğunu hatırlatmama gerek bile yoktur sanırım. Şimdi de gelelim azalarla amel etmenin delillerine. Allah Bakara suresi 143. ayette şöyle buyurmaktadır. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُرْدِعَ اِمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı asla zayi etmez. Bu ayet hakkında büyük müfessir İmam Kurtubi şöyle demiştir. Alimler bu ayetin Kabe kıble olmadan önce Kudüs'e doğru namaz kılıp bu hal üzere ölen Müslümanlar hakkında inmiş olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Görüldüğü üzere burada niyet, söz ve ameli kapsadığından dolayı namaz ibadetine iman adı verilmiştir. Kurtubi El-Cami'u li-Ahkam kitabının 2. cildinin 157. sayfasında İmam Malik'in, İbni Abdilber de El-İntika kitabının 81. sayfasında İmam Şafii'nin bu ayeti amelin imandan olduğuna dair delil getirdiklerini nakletmişlerdir. Yine Bakara suresinin 177. ayeti de amelin imandan olduğuna dair delildir. Rabbimiz şöyle buyurur. İyilik yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, kitaplara, nebilere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara ve ihtiyacından dolayı isteyene bir de kölelere verenlerin namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getiren ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. Görüldüğü üzere bu ayette Allah cennetliklerin özelliklerini anlatırken birçok amel zikretti.
Ayrıca Buhari ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Allah'a iman nedir diye soran bir adama şöyle cevap vermiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namaz kılman, zekat vermen, oruç tutman, ganimetin beşte birini de Beytul Mal'a vermendir demiştir. İmanın amelle açıklandığı bu hadis, amelin imana dahil olması hakkında en açık olan hadislerden biridir. Yine Müslim ve Ebu Davud'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. El-İmanu bid'un ve seb'une şu'beten fe-eftalha kavlu la ilahe illallah fe-etnaha imatatut tariqi anil eze vel-haya'u şu'beten minel iman. Yani iman 70 küsur şubedir. En eftali la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayada imandan bir şubedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste imanın şubelerini ifade etmiş ve bu amelleri de bu şubelere dahil etmiştir. Bu da çok açık göstermektedir ki ameller imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Buraya kadar amelin imandan olduğunu ispatladık. Amel Hanefi mezhebinde de imandan bir parçadır. Beyazızade Ebu Hanife'nin itikadını anlattığı El-Usulül Munife kitabının 120. sayfasında Ebu Hanife'nin şöyle dediğini naklediyor. İslamsız iman ve imansız İslam olmaz. Bu ikisi sırt ve karın gibidir. Din ise iman, İslam ve şer'i hükümlerin hepsini birden verilen isimdir. Görüldüğü üzere Ebu Hanife iman ve amelin birbirinden ayrılmaz olduğunu, yani sırt ve karın gibi olduklarını ve bunu ayırmanın ise dinsizlik olduğunu söylüyor. Hanefilerin büyük alimlerinden İbn Ebil İs, Akide-tü't-Tahaviye şerhinin 2. cildinin 462 ve 463. sayfalarında Ebu Hanife ile Ehl-i Sünnet'in geriye kalan alimleri arasındaki imanın tanımına dair ihtilafın lafsi bir ihtilaf olduğunu ve herhangi bir itikat bozukluğunun da gerektirmediğini açıkça zikretmiştir. Yine İbn-i Kayyum, Medarucu Salik'in kitabının 3. cildinin 286. sayfasında imanın tarifinde İmam Ebu Hanife ile Ehl-i Sünnet'in diğer imamları arasındaki ihtilafların lafızda olduğunu ancak uygulamada her iki tarafın da amelin toptan terkine küfür dediğini nakletmiştir.